Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Hayır. Durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin. Bunun üzerine tabi olanlar şöyle dediler. Ah ne olurdu! Elimize bir fırsat geçse de onların bizden uzak durdukları gibi biz de onları reddetseydik. İşte Allah Teala onlara bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur. O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu, onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem. Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini, yani Müslümanları oradan çıkarmak ise, Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için, işkence öldürmekten beterdir. Kafirler, ellerinden gelse, sizi dininizden döndürünceye kadar, Sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tagutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir, demelerindendir. Halbuki, alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime, Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele, kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de, Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir hem de orada ebedi kalacaklardır. İnkar edenlere de ki siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır. Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik, deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Rasulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir. İşte ölülerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah Münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Kâfir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır. Onlardan çoğunun kâfirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir. Ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır. Gün gelecek, Allah, onların hepsini huzurunda toplayıp, Ey cin topluluğu! insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha! diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, Ey ulu Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Onlara cehennem ateşinden bir döşek, ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki, onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. Kafirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler ta ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Müşrikler kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte daimi kalacaklardır. Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek. Sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri. İçlerinden bazıları, Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kafirleri her taraftan kuşatacaktır. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse, ona muhakkak cehennem ateşi var. Hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet. Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kafirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaad etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Ey şanlı peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Savaşa çıkmayıp, Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup, sevince gark oldular. Allah yolunda, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı. Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için, Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır. Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir. Kötülük işleyenlerse, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Sonra o zalimlere ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz sadece onun karşılığını göreceksiniz denir. Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır Çünkü Rabbin dilediğini yapar Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan, onların ölüp toprak olduktan sonra, biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır, Rablerini inkar edenler. İşte onlardır, boyunları tasmalı olanlar. Ve işte onlardır, hem de ebedi kalmak üzere, Cehennemlik olanlar. Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için video olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer, cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Resuller, Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede, her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, Ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı, irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir. Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. Olur ki tövbe edersiniz de, Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz, biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kafirlere zindan kılmışız. Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır.'' İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın. Defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Cezaki ne ceza? İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı.